Louis'ler unutuldu mu yoksa unutturulmaya mı çalışıldı? Sizleri bulunduğumuz coğrafyada yaşamasına rağmen hakkında ya hiç bilgilendirilmediğimiz ya da çok az bilgi sahibi olduğumuz Louis'ler ile tanıştırmak istiyoruz. Elde edilen kazılara dayalı olarak bu kadim uygarlıkla ilgili birçok teori bulunuyor. Birinci teori. Anadolu'da kurulan ilk uygarlık Louis'ler mi? Bilge Umar'a göre onlar Anadolu'nun ilk yerli halkı. Peki bu bulguya nasıl ulaşılmış? Hitit kazıları incelenirken onların bazı dinsel metinlerinde, bazı mühürlerinde ve anıt kitabelerinin tümünde Nasile adını verdikleri kendilerine has hiyeroglif yazılarından başka bir dile rastlanmış. İlk başlarda bu yazının Hititlere ait olduğu düşünülse de aslında bu yazının Louis'lere ait olduğu keşfedilmiş. Bu metnin Anadolu'da Hitit egemenliğinden 2000 yıl önce kullanılmaya başladığı söyleniliyor. Arkeolog Firuzan Kınal, Mersin, Hacılar ve Alişar kazılarından elde edilen bulgulara göre Anadolu'da M.Ö. 6000 yıllarında ortaya çıkan Tunç Çağı'nı yine Louis'lerin yarattığını söylüyor ve bu görüşü Bilge Umar tarafından destekleniyor. İkinci teori. Truvalılar Louis'ler mi? İkinci teori coğrafyamızdan uzak bir yerde yaşayan Louis Araştırma Vakfı Başkanı İsveçli tarihçi ve jeolog Dr. Eberhard Zanger tarafından ileri sürülüyor. Dr. Eberhard Zanger bizleri Afyon'a bağlı Beyköy'deki bir tarlada 29 metre uzunluğundaki kireç taşındaki yazıtlara yönlendiriyor. 1878 yılında Beyköy'de köylüler tarlada üzerinde anlamlandıramadıkları şekiller olan bir kireç taşı bulurlar ve caminin temelinde kullanılmasına karar verirler. O dönemlerde bölgede kazı yapan Fransız arkeolog George Perrot yazıtı çözmek için almaya çalışsa da köylüleri ikna edemez. Fakat taşın üzerindeki şekilleri bir kağıda çizer ve ülkesine döner. Bu metin tam 134 yıl sonra 2012 yılında İngiliz antik çağ tarihçisi James Mallard'ın ölümünden sonra arşivlerin arasından çıkmıştır. Tarihçinin oğlu metnin kopyasını Dr. Eberhard Zanger'e verir. Dr. Zanger, İsveçli ve Hollandalı bilim adamlarından oluşan 30 kişilik bir grupla yazıları çözmeye başlar. Yazıt 3200 yıllıktır ve Tunç Çağı'na aittir. Antik metinde Küçük Asya'da yani Anadolu'da yaşayan krallıkların Hititlere karşı bir donanma kurarak Doğu Akdeniz'deki sahil kentlerini nasıl fethettikleri anlatılıyor. Diğer arkeologlar da bu dönemde denizden gelen insanların etkisiyle o zamanın uygarlıklarının ani ve kontrolsüz çöküşünden bahsediyor. Bununla beraber günümüz akademisyenleri saldırıyı gerçekleştirenleri Truvalı deniz insanları olarak adlandırıyor. İsveçli tarihçi ve jeolog Louis'ce yazılmış bu metinden yola çıkarak aslında Truvalıların Louis'ler olduğunu iddia ediyor ve Truva antik kentinin bilinenden 100 kat daha fazla büyük bir alana yayıldığını söylüyor. O dönemde güçlenen bu gizemli deniz insanlarına karşı antik Yunan ve Helenlerin savaş açtığını yine pek çok arkeolog doğruluyor. Zanger'e göre işte bu savaş tam da o dönemlere denk gelen Truva Savaşı ve gizemli deniz insanları da Louis'lerdir. Peki bu iddia kanıtlanırsa ne olur? Batı medeniyetlerini sanılanın aksine Yunanların değil de Anadolu uygarlıklarının oluşturduğu ortaya çıkar. Yani medeniyetin batıdan bize değil, bizden batıya doğru yayıldığı ortaya çıkmış olur ve yalan temellere oturtulmuş bir bilgi aydınlığa kavuşabilir. Yunanlıların Louis'lerden etkilendiği gerçeğini güpegündüz ortaya koyan kanıtlar mevcuttur. Güney Anadolu'daki Helen asıllı yer adlarının kökeninin Louis'ci olup Yunan telaffuzuyla türetildiği ortaya çıkmıştır. Kibele, Afrodit, Apollon ve Artemis gibi tanrı ve tanrıça adlarının birçoğu da yine Louis'ce'ye ait. Ayrıca eski Yunanca sayılan dram, drama, tiyatro, komedya, trajedya ve benzeri birçok sözcüğün de Louis kökenli olduğu konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır. Yine o dönemde Truva'da Louis'ce konuşulduğu konusunda iddialar da mevcut. Dr. Zanger bu iddiasını kanıtlamak istiyor fakat bu tezini ortaya attığı günden itibaren engellendiğini belirterek belki de Batı'nın Louis'lerle ilgili gizemli kalmış bilgilerin ortaya çıkmasını istemediğini hem direkt hem de dolaylı yollarla bize gösteriyor. Üçüncü teori. Kayıp Mu kıtasından kaçmayı başaran uygarlıklardan birisi Louis'ler mi? Diğer bir iddia aslında bu uygarlığın kendilerine Ma'nın uygarlığı adını vermeleri
ve güneşe tapınmalarından kaynaklanıyor. Dillerinin Hint-Avrupa ailesine mensup olduğu belirtilen Luvilerin, kayıp Mu kıtasından kurtulup Asya'ya göçen ve oradan da Batı Anadolu'ya yerleşen topluluk olduğuna inanılıyor. Bunların dışında bu görüşü destekleyen başka tezler de mevcut. Luvilerin kullandıkları alfabe ile Mu insanlarının kullandıkları alfabenin birbirine çok yakın olması ve Eflatun'un Mısırlı bir rahiple görüşmesi. Bu rahip ona M.Ö. 9000 yılında Atlantis isminde bir adadan bahsetmiş ve karşı okyanustaki adalara yolculuk yapıldığını anlatmış. Bu da Mu kıtası battıktan sonra oradaki bazı insanların Maya İmparatorluğunu kurduğunu, bazılarının ise Atlantis'i geçerek Akdeniz ve Ege kıyılarını istila ettiğini ve buralarda medeniyetler kurduğu gerçeğini işaret ediyor olabilir. Önceki iddialarda belirtilen kayıp deniz insanlarının bu medeniyet yani Luviler olduğu düşünülüyor. Bu iddia ile Azteklerin, Mayaların, İnkaların ve Luvilerin aynı kültüre sahip olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Dünyanın dört bir yanında yapılan kazılarda benzer yazıtlara, şekil ya da resimlere rastlanması bunların bir tesadüften ibaret olamayacağını düşündürtüyor. Dördüncü teori. Aleviler, Luvilerin torunları mı? Son iddia Luvilere başka komşu devletlerin Aluvi ismiyle hitap ettiği ve ayrıca A harfinin kelimenin başından düşürülerek Luviler kelimesinin türetildiği görüşünden yola çıkılarak kendilerine Aleviler denilen toplumumuzun belli bir kesimini oluşturan insanların Luvilerin torunları olduğu iddiasıdır. İddialarını sadece kelime benzerliğine dayandırmıyorlar. Alevi kelimesinin de Alev'e ait yani ışığa ait anlamına geldiğini belirtiyorlar. Osmanlı Devleti'nde Alevilere ışık taifesi denilmesi de bu görüşün doğru olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Günümüzde de Alevilerin bazı kesimlerinde ışıkçılık ve ışık Aleviliği kavramları mevcuttur. Bu görüşü savunanlardan Erdoğan Çınar bu konuyla ilgili bir kitap yazmıştır. Günümüz coğrafyasında halen kullanılmakta olan bazı dağ, tepe, ırmak adları onlara aittir ve dilimize onlardan geçmiş kelimeler mevcuttur. Aynı zamanda Sagollos antik kentindeki yerli halkla akrabalıkları keşfedilmiştir. Kültürleriyle ve bıraktıkları miraslarıyla uygarlıkları etkilemiş, haklarında bu kadar iddia ortaya atılan Luviler sizce gereken ilgiyi görmüş mü ya da yeterince seslerini duyurmuşlar mıdır?